Merhaba arkadaşlar, English Hot Shot with Bahar Şahin adlı İngilizce öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde relative clause konusuna giriş yapacağız. Çok istenen, çok talep edilen bir konu. Türkçedeki karşılığı sıfat fiil olan bu konunun mantığını anladığımızda ve doğru biçimde kullandığımızda hem konuşmada hem yazı dilinde bizi çok geliştirecek bir konu. Bir metni okuyup anlamaya çalışırken de çok işimize yarayacak bir konu. Şimdi relative clause'un diğer adları adjectival clause veya adjective clause. Bunları bu şekilde görürseniz farklı kaynaklarda bunların hepsi aynı şey. Sıfatlar ismi nitelediğine göre güzel, çirkin, büyük, küçük gibi sıfat fiil dediğimiz relative clause da gene isimleri niteler, yani adları niteler. Ve bir relative clause nitelediği addan hemen sonra gelmek zorundadır. Hemen kendisinden önceki ismi niteler. Türkçe'ye nasıl çeviriyoruz peki? Yapan, eden, giden, gelen, uçan, kaçan diye çevirebiliriz. Veya yaptığım, ettiğim, gittiğim, gördüğüm, sevdiğim biçiminde Türkçe'ye çevirebiliriz. Yani fiillerin sıfatlaşmış hali diyebiliriz relative clause için. Şimdi bu dersimizde insanları niteleyen who ve whom'dan bahsedeceğiz. Who ve whom ile oluşturulan relative clause cümleciklerini göreceğiz. Şimdi who ve whom'dan sonra tam cümle gelebilir. Önce onu inceleyelim. İkisinden sonra da tam cümle getirebiliyoruz. Bir insan olması lazım kendisinden önce. Who ve whom o insanı niteleyecek. Ondan sonra da ardından tam cümle gelecek. Böylece o insan hakkında bize ekstra bilgi vermiş olacak. Veya o insanı tanımlamış olacağız. Mesela gördüğüm adam, sevdiğim kadın gibi o ismi tanımlamış ya da onun hakkında ekstra bilgi vermiş olacağız. Örneklerimizi inceleyelim. Şimdi this is a man diye başlıyor. This is a man diye bir cümle olmaz tek başına. Bu adamı tanımlayacağım şimdi ben. Bu hangi adammış? Who ya da whom I will marry. Ha, o adam hakkında bilgi verdim şimdi. O adamı tanımladım. Bu benim evleneceğim adam. Bak, who veya whom dedim insanı nitelediği için, the man sözcüğünü nitelediği için. Ardından tam cümle geldi. Subject, verb, object. I will marry. This is a man who I will marry. Veya this is a man whom I will marry. Bu benim evleneceğim adam. Bir tane daha yapalım. This is a woman. Böyle bir cümle olmaz tek başına. This is a woman. Hani this is a woman olur da bu bir kadındır. Ama this is the woman diye tek başına bir cümle olmaz. Şimdi belli ki o kadın hangi kadın, o anlatılacak bize, tanımlanacak. Who I love. Ha, şimdi oldu. This is a woman who I love. Bu benim sevdiğim kadın. This is a woman whom I love da diyebilirim. Bu benim sevdiğim kadın. Woman ismi nitelendi who veya whom ile, ardından tam cümle geldi. I love. This is a manager. Bu hangi müdürmüş? Bu bilmem kim olan müdür diyecek. Şimdi o müdürü tanımlayacağız. İnsan olduğuna göre who ya da whom'la tanımlayacağım. This is a manager who I work with. Bu benim birlikte çalıştığım müdür. This is a manager whom I work with de diyebilirim. This is a student. Bu hangi öğrenciymiş bakalım, onu tanımlayacağız şimdi. Who I dismissed from the class. Bu benim sınıftan attığım öğrenci. This is a student whom I dismissed from the class da diyebilirim. Ardından tam cümle geldiğinde, yani subject, verb, object geldiğinde who'yu da kullanabilirim, whom'u da kullanabilirim insanları tanımlarken. The man diye başlıyor şimdi. Hangi adam? Normalde the getirmeyiz çünkü adamın başına. Herhangi bir adamsa a man dersin. The man dediğine göre hangi adam olduğu tanımlanacak demektir ve bunu relative clause'a yapıyoruz. İnsan olduğu için yanına who ya da whom getiriyorum gene. The man who she will marry. Buraya kadar relative clause, bak. Who she will marry is very handsome. Onun evleneceği adam çok yakışıklı. Hangi adam yakışıklı? Şimdi tek başına ayıracak olursak cümleyi, adam yakışıklı.
The man is very handsome dediğinde hangi adam ama the koymuşsun başına. Onun tanımlanmaya ihtiyacı var. İşte oraya böyle bir ara söz gibi relative clause'u sokuyoruz. The man hangi adam? Who she will marry? Onun evleneceği adam. She will marry. Subject, verb, object geldiği için oraya. Şu anda object yok gerçi de subject ve verb geldiği için tam cümle olarak kabul ediyoruz. Ve bu yüzden who da kullanabilirim, whom da kullanabilirim. The man who she will marry. Onun evleneceği adam. Veya the man whom she will marry. Şimdi sanki o relative clause orada yokmuş gibi gerçek fiilimi koyuyorum. The man'e ait fiilim ne? Is very handsome. Onun evleneceği adam buraya kadar özne is very handsome. Çok yakışıklı. The girl, the dediğine göre hangi kadın, hangi kız bunu belirtmesi lazım. Who he loves. Burası relative clause. Tanımladım şimdi hangi kız olduğunu. Onun sevdiği kız. The girl who he loves. Veya he geldiğine göre oraya, subject geldiğine göre whom da kullanabilirim. The girl whom he loves is living in London. Onun sevdiği kız Londra'da yaşıyor. The student, hangi student? Şimdi onu açıklıyorum. Who the teacher reprimanded during the lesson. Öğretmenin derste azarladığı öğrenci. Reprimand, azarlamak. The student, hangi student, who the teacher reprimanded during the lesson is crying over there. Öğretmenin dersi azarladığı öğrenci şurada ağlıyor. Tam cümle gelmiş who'dan sonra demek ki yerine whom da kullanabilirim. The student whom the teacher reprimanded during the lesson is crying over there. Öğretmenin dersi azarladığı öğrenci şurada ağlıyor. The worker, hangi işçi, who you fired yesterday, dün senin kovduğun işçi, tanımladık şimdi işçiyi, you fired dediğine göre, subject verb geldiğine göre, who yerine whom da kullanabilirim, the worker whom you fired yesterday, buraya kadar şimdi isimle birleşmiş relative clause cümlenin öznesini oluşturdu. Ne diyor yani burada? Dün senin kovduğun işçi wants to talk to you. Seninle konuşmak istiyor. Sen onu dün kovmuşsun ama o şu anda seninle konuşmak istiyor. Yani relative clause'un tense'i daha önce gerçekleşmiş bir eylemi de anlatabilir. Sonra tekrar bugüne dönebilirsin. Dün senin kovduğun işçi, hangi işçi? Dün senin kovduğun işçi wants to talk to you. Seninle konuşmak istiyor. I know the girl. Hangi kızı tanıyorum ben? The girl demem çünkü şimdi onun tanımlanmaya ihtiyacı var artık. I know the girl. Hangi kız? Who you told me about. Senin bana bahsettiğin kızı tanıyorum. I know the girl whom you told me about da diyebilirim. Çünkü who'dan sonra subject, verb, object gelmiş. I know the girl who you told me about. Veya I know the girl whom you told me about. Senin bana bahsettiğin, anlattığın kızı tanıyorum. She has a boyfriend. Bu cümle burada bitebilirdi mesela. Onun bir erkek arkadaşı var. Şimdi ekstra bilgi veriyorum o erkek arkadaşla ilgili. She has a boyfriend who you know very well. Ya da you know very well dediğine göre, subject verb geldiğine göre who yerine whom da kullanabilirim. She has a boyfriend whom you know very well. Senin çok iyi tanıdığın bir erkek arkadaşı var onun. Yani onun bir erkek arkadaşı var ki sen o erkek arkadaşı çok iyi tanıyorsun. Have you talked to the student? O öğrenciyle konuştun mu? Hangi öğrenciyle? The student dediğine göre tanımlanmaya ihtiyacı var. Have you talked to the student deyip kesemezsin bu cümleyi. The koyduysan başına hangi öğrenci diye sorarlar adama yani. Have you talked to the student who the headmaster punished? Müdürün cezalandırdığı öğrenciyle konuştun mu? Öğrenciyle konuştun mu? Hangi öğrenciyle? Müdürün cezalandırdığı. The student bir insan var. Onu who ya da whom'la tanımlıyoruz. Hangi öğrenci, hangi insan? Müdürün
cezalandırdığı who the headmaster punished veya whom the headmaster punished. Müdürün cezalandırdığı öğrenciyle konuştun mu? There are a lot of people outside who ya da whom the police injured during the protests. Şimdi dışarıda bir sürü insan var diyor. Bu cümle burada bitebilirdi. There are a lot of people outside. Burada bitebilirdi. Ama o dışarıdaki insanları tanımlıyoruz şimdi. Hangi insanlarmış onlar? Who ya da whom the police injured during the protests. Protestolar esnasında polisin yaraladığı insanlar varmış dışarıda. Protestolar esnasında polisin yaraladığı bir sürü insan var dışarıda diyor. Evet, who ve whom'dan sonra tam cümle geldiğinde who ve whom'u atabiliyoruz. Yani cümleden komple çıkarabiliyoruz. Onlar olmasa da oluyor. Mesela this is a man who I will marry eşittir. This is a man whom I will marry eşittir. Atabiliyorum. This is a man I will marry. Üçünün de Türkçe çevirisi aynı. Bu benim evleneceğim adam. This is a woman I love. I love'dan önce who ya da whom getirebilirdim. Çeviride fark yok. Bu benim sevdiğim kadın. This is a manager I work with. Bu benim birlikte çalıştığım müdür. The manager who I work with, whom I work with ya da atabiliyorum. This is a manager I work with. Bu benim birlikte çalıştığım müdür. This is a student I dismissed from the class. Bu benim sınıftan attığım öğrenci. Gene the student'dan sonra who ya da whom koyabilirim ama atabilirim de çünkü arkasından tam cümle gelmiş. I diye özneyle başlayan bir cümle. The man she will marry, the man she will marry, onun evleneceği adam. Aslında orijinali ne bu cümlenin? The man who she will marry veya the man whom she will marry. Onun evleneceği adam. She will dediği için yani subject verb geldiği için who ve whom'u atabiliyorum. The man she will marry, onun evleneceği adam, is very handsome. Çok yakışıklı. The girl he loves, onun sevdiği kız. Aslında orijinali ne bu cümlenin? The girl who he loves veya the girl whom he loves. Atabiliyorum çünkü he gelmiş arkasından. The girl he loves is living in London. Onun sevdiği kız Londra'da yaşıyor. I know the girl you told me about. Senin bana bahsettiğin kızı tanıyorum. Aslında orijinaline I know the girl who you told me about veya whom you told me about. Ama you diye subject'le başlayan tam cümle geldiği için ardından who ya da whom'u atabiliyorum. I know the girl you told me about. She has a boyfriend you know very well. Senin çok iyi tanıdığın bir erkek arkadaşı var. Aslında orada boyfriend'den sonra who ya da whom var ama atabiliyorum çünkü arkasından you ile başlayan tam cümle gelmiş. Have you talked to the student the headmaster punished? Müdürün cezalandırdığı öğrenciyle konuştun mu? The student who ya da whom the headmaster punished aslında orijinali ama ardından the headmaster diye subject verb geldiği için who ya da whom'u atabiliyorum. There are a lot of people outside. The police injured during the protest. Dışarıda polisin protestolar esnasında yaraladığı bir sürü insan var. Yine a lot of people outside nitelenecek dışarıdaki bir sürü insan. Ama ardından the police diye başlayıp subject verb geldiği için who ya da whom'u atabiliyorum. There are a lot of people outside who the police injured during the protest. Whom the police injured during the protest. Veya there are a lot of people outside the police injured during the protest. Hepsi aynı. Hepsinin çevirisi. Dışarıda protestolar esnasında polisin yaraladığı bir sürü insan var. Peki who ile whom arasında hiç mi fark yok? Tabii ki fark var. Şimdi o farklara gelelim. Bir kere birinci fark who'dan sonra tam cümle de gelir, eylem de gelir. Yani fiil de gelebilir. Tam cümle şart değil. Deminden beri tam cümle geldi farkındaysak. Ama direkt verb de gelebilir who'dan sonra. Fakat whom'dan sonra tam cümle şarttır. Yani normal şartlarda fiil gelmez. Şimdi örneklere bakalım.
Birinci örneğimizde who ve whom'dan sonra tam cümle gelmiş. Bu yüzden ikisi de olur. This is a man who I saw with Liz yesterday. Bu dün Liz ile birlikte gördüğüm adam. This is a man whom I saw with Liz yesterday. Çeviri aynı. Bu dün Liz ile birlikte gördüğüm adam. Tam cümle geldiğine göre who ve whom'u atabiliyorum. This is a man I saw with Liz yesterday. Çeviri aynı. Bu dün Liz ile gördüğüm adam. Peki diğer cümleye bakalım. Gene this is a man. Burada sadece who kullanabiliyorum. Çünkü arkasından tam cümle değil, subject ile başlayan tam cümle değil. Direkt olarak verb gelmiş. Who wants to marry Liz? Ha, burada adam bir şey yapıyor. Adam bir şey. Adam da özne olarak adamı kullanıyor. Yani subject relative. The man hangi adam? Who wants to marry Liz? Bu Liz ile evlenmek isteyen adam. Yani biz adamı bir şey yapmıyoruz burada. Adam bir şey yapıyor. O yüzden arkasından verb gelmiş. Sadece who kullanıyorum. Burada whom kullanamıyorum ve who'yu da atamıyorum cümleden. This is a man who wants to marry Liz. Bu Liz ile evlenmek isteyen adam. Ardından fiil geldiği için who'yu atamıyorum ve who yerine de whom kullanamıyorum. Diğer örneklerimize bakalım. Do you know the worker? Hangi işçi? İşçiyi tanıyor mu diyor. Hangi işçi ama? Tanımlanmaya ihtiyacı var o işçinin çünkü başına the gelmiş. Who they fired yesterday? Ha, who'dan sonra ne geldi? Tam cümle geldi. They, subject ile başlıyor. Onların dün kovduğu işçiyi tanıyor musun? Tam cümle geldiğine göre who yerine whom kullanabilirim. Do you know the worker whom they fired yesterday? Tam cümle geldiğine göre who ve whom'u atabilirim. Do you know the worker they fired yesterday? Hepsinin çevirisi aynı. Onların dün kovduğu adamı tanıyor musun? Şey, işçiyi tanıyor musun? Diğer örneğe bakalım. Do you know the worker who was fired yesterday? Bak who'dan sonra ne geldi? Was. Subject geldi mi? Hayır. Verb geldi. Helping verb de olabilir. Bu sonuçta verb. Demek ki burada sadece who kullanabiliyorum. Who yerine whom kullanamıyorum. Verb geldiği için. Ve gene verb geldiği için who'yu cümleden atamıyorum. Do you know the worker who was fired yesterday? Dün kovulan işçiyi tanıyor musun? İkinci fark. Who'dan önce preposition gelmez. Ama whom'dan önce gelebilir. Ha, herhangi bir preposition varsa relative clause'un içinde. Relative clause'un içinde dikkat edin. Yani who ve whom'dan sonrasında. Herhangi bir preposition varsa ve ben o preposition'ı başa almak istiyorsam sadece whom'un başına alabilirim. Who'nun başına alamam. Ama o preposition'ı sonunda kullanacaksam o zaman who da olur, whom da olur. Başa alacaksam sadece whom. This is a colleague of mine. Bu benim iş arkadaşım. Hangi iş arkadaşım? Who I have been working with since 2005. Bu benim 2005'ten beri birlikte çalıştığım iş arkadaşım. Şimdi cümlede bak relative clause'un içinde with var. With'i sonunda kullandığım takdirde bu cümlede o colleague of mine'ı who'dan niteleyebilir, whom'dan niteleyebilir. This is a colleague of mine who I've been working with veya whom I've been working with. İkisi de olur. Peki ben o with'i başa almak istersem o zaman sadece whom kullanacağım. Çünkü who'dan önce preposition gelmez. This is a colleague of mine with whom I've been working since 2005. Çeviri aynı. Bu benim 2005'ten beri birlikte çalıştığım iş arkadaşım. Ama with'i başa aldığım için sadece whom kullanıyorum. Who kullanamam burada. Üstelik başında yani preposition'ı başa aldığım zaman whom'u cümleden atamıyorum. Çünkü o zaman preposition kabak gibi ortada kalır yani. Whom'u attığını düşünsene. This is a colleague of mine with I. Öyle bir cümle olmaz. Demek ki preposition'ı whom'un başına aldığımda bir, whom yerine who kullanamıyorum. İki, whom'u cümleden atamıyorum. This is a friend of mine. Bu benim arkadaşım. Hangi arkadaşım? Who I rely on most. Bu benim en çok güvendiğim arkadaşım.
Şimdi orada relative clause'un içinde gene bir preposition var. Rely on'un onu. Bu on orada sonda kullanıldığı takdirde ben bu cümlede who da kullanabilirim, whom da kullanabilirim. This is a friend of mine who I rely on most veya this is a friend of mine whom I rely on most. İkisinin de çevirisi aynı. Hatta who ve whom'u cümleden atabilirim çünkü tam cümle gelmiş. This is a friend of mine I rely on most da diyebilirim. Ama o onu başa almak istersem sadece whom kullanabilirim. This is a friend of mine on whom I rely most. On whom I rely most. Burada whom'u cümleden atamam çünkü o zaman on kabak gibi ortada kalır. Whom yerine who kullanamam çünkü who'nun başına preposition gelmez. The man who ya da whom I talked to this morning, bu sabah konuştuğum adam, is Rick's father, Rick'in babası. Şimdi burada genel relative clause'un içinde preposition var, talk to'nun to'su. O to'yu orada kullandığım takdirde sorun yok. Cümlede who da kullanabilirim, whom da kullanabilirim. Hatta bu who ve whom'u cümleden atabilirim. Çünkü ardından tam cümle gelmiş. This is a man who I talked to this morning. Eşittir. This is a man whom I talked to this morning. Eşittir. The man I talked to this morning. Hepsi aynı şey. Bu sabah konuştuğum adam. Peki o to'yu başa almak istersem. The man to whom I talked this morning. Talk'un to'sunu başa aldım. The man to whom I talked this morning. Bu sabah konuştuğum adam. To'yu başa alınca sadece whom kullanabilirim. Burada whom'u cümleden atamam. To kabak gibi ortada kalır. Whom yerine who kullanamam. Çünkü who'dan önce preposition gelmez. Bazı önemli ayrıntılar. Şimdi whom'dan sonra verb gelmez dedik. Evet gelmez ama bir istisnai durum var. Eğer whom'un başında all of, some of, both of, most of gibi bir miktar sıfatı varsa sadece ve sadece bu durumda whom'dan sonra verb gelebilir. Mesela she has two sons, 12 tane oğlu varmış. Şimdi o oğulları tanımlayacağım. Both of whom, bak whom'un başına miktar sıfatı geldi. Both of. Both of whom are architects. Are verb gelebildi. Neden verb gelebildi? Çünkü whom'un başında miktar sıfatı var. Bunun da sebebi şu. Şimdi burada miktar sıfatının whom'un başına gelmesi için of var ya burada preposition var. Bir seçim yapmamız lazım. Ya who'nun başına getireceğim, insanı niteliyorum ya whom'un başına getireceğim. Hangisi preposition alıyor? Whom. Mecburen whom'un başına getiriyorum. Both of whom yapıyorum. Bu sefer diğer kuralı ihlal etmek zorunda kalıyorum. Evet whom'dan sonra normalde verb gelmez ama başına bunu getirdim. Ne yapacağım şimdi? All of whom, both of whom, some of whom getirdim. Whom başına preposition alabildiği için sadece whom'un başına getirebildim. Mecburen arkasından verb gelecekse de gelecek artık yani. Yapacak bir şey yok. Ne diyor şimdi burada? Her ikisi de mimar olan iki oğlu var. Onun her ikisi de mimar olan iki oğlu var. She has two sons, both of whom are architects. Burada whom yerine who kullanamıyorum çünkü başında both of var. We should help these students, bu öğrencilere yardım etmeliyiz. Hangi öğrencilere? Most of whom live below the bread line. Şimdi bak, most of whom, çoğu. Çoğu fakirlik sınırının, yoksulluk sınırının altında yaşayan bu öğrencilere yardım etmeliyiz. Whom'un başına most of geldiği için mecburen arkasından verb getirdim. There are more than 20 people in the waiting room. Bekleme odasında, bekleme salonunda 20'den fazla insan var. Şimdi o insanları tanımlayacak. All of whom want to talk to the general manager. Hepsi de genel müdürle konuşmak isteyen 20'den fazla insan varmış bekleme salonunda. O insanları niteliyorum all of whom diyerek, hepsi bilmem ne yapan 20 insan. All of whom arkasından mecburen verb geldi. Want to talk to the general manager. Konuşmak isteyen. İkinci önemli ayrıntımız.
Ne zaman who ya da whom yerine that kullanabiliriz? Evet, en çok sorulan sorulardan biri bu. Virgül yoksa, çünkü virgül varsa that kullanamıyorum. Virgül yoksa, başında preposition yoksa, çünkü that'ten önce de preposition gelmiyor. Who ya da whom yerine that kullanabilirim. Şimdi örneklere bakalım. This is a new secretary. Virgül yok. İnsan niteleniyor. Who kullanabilirim. Bakayım arkasından fiil gelmiş mi gelmemiş. Video. Demek ki whom da kullanabilirim. Virgül yok. Başında preposition yok. O zaman that de kullanabilirim. This is a new secretary who we hired yesterday. This is a new secretary whom we hired yesterday. This is a new secretary that we hired yesterday. Bu dün işe aldığımız yeni sekreter. Hepsinin çevirisi aynı. Tam cümle geldiği için kendisinden sonra who, whom ve that'i atabiliyorum. This is a new secretary we hired yesterday de diyebilirim. Şimdi diğer örneğe bakalım. The author insan tanımlanacak, yazar. Who kullanabiliyorum zaten kafadan, başında preposition olmadığı sürece. Bakıyorum şimdi, arkasından verb gelmiş. Verb geldiğine göre whom kullanamıyorum burada. Peki, that kullanabiliyor muyum? That kullanabilirim. Çünkü başında preposition yok, cümlede virgül yok. O zaman bu cümlede sadece who ve that kullanıyorum. The author who won the Nobel Prize refused to get it. Veya the author that won the Nobel Prize refused to get it. Nobel ödülünü kazanan yazar onu almayı reddetti. Who kullandım? İnsan niteliyorum. That kullandım. Virgül yok. Başında preposition yok. That kullanmamam için bir sebep yok. Ama whom kullanamadım. Çünkü arkasından verb gelmiş. Won. Who'yu ve that'i atabilir miyim cümleden? Atamam. Çünkü arkasından verb gelmiş. Atabilmem için bunları cümleden arkasından tam cümle gelmesi gerekiyor. Diğer örneğimize bakalım. The boy. Şimdi insan niteleniyor. Başında da preposition olmadığına göre who kullanabilirim. Hemen ardına bakayım. Verb var mı? Yok. She diye başlıyor. Demek ki whom da kullanabilirim. That için bakalım. Virgül var mı? Yok. Başında preposition var mı? Yok. Demek ki that de kullanabilirim. The boy who she's going out with is cheating on her. The boy whom she's going out with is cheating on her. The boy that she is going out with is cheating on her. Üçü de olur. Onun çıktığı çocuk onu aldatıyor. Şimdi who, whom ya da that'i cümleden atabilir miyim? Hemen bakıyorum. Başında preposition var mı? Yok. Ardından verb var mı? Yok. She ile başlıyor. Ha, demek ki bunları cümleden atabilirim. The boy she is going out with is cheating on her de diyebilirim. Zaten anlattım ama şimdi bir toparlayalım. Ne zaman who, whom ve that cümleden atılabilir? Bir kere cümleden atma işlemi için virgülün olmaması lazım. That kullanabilmek için de virgülün olmaması lazım. Bu that ile boş kümenin ortak noktası. Boş küme dediğim yani bunların atılmış hali. Virgül olmayacak. Başında preposition olmayacak. Ki zaten başına preposition alan sadece whom var. Diğerleri preposition varsa da kullanılmıyor. Preposition varsa atma işlemi de yapamıyorum. Ve ardından fiil gelmeyecek. Ne zaman ben bunları cümleden atabiliyorum? Virgül olmayacak. Başında preposition olmayacak. Preposition varken çünkü atarsam sap gibi preposition ortada kalır. Ve ardından fiil gelmeyecek. Tam cümle gelecek. O zaman ben bunları cümleden atabilirim. Bakalım. Lucy... Virgül. İnsan niteliyorum. Virgül var. Who kullanabilirim. Bakayım ardından verb gelmiş mi gelmemiş. Video. Demek ki whom da kullanabilirim. Peki that kullanabilir miyim? Hayır. Çünkü virgül var. Atabilir miyim? Who ile whom'u cümleden. Hayır. Çünkü virgül var. Lucy, who ya da whom we're all proud of has just got a promotion. Hepimizin gurur duyduğu Lucy yeni terfi aldı.
Hu ve hum'u atamayız, virgül var. Virgül olduğu için that de kullanamayız. Diğer cümlemize bakalım. The worker of whom. Ha, başta preposition var. Başında preposition olduğu için sadece whom kullanabilirim zaten. That kullanamıyorum. Who kullanamıyorum. Ve whom'u cümleden atamıyorum. Çünkü o zaman of sap gibi ortada kalır. The worker of whom we are all proud has just got a promotion. Gene çeviri aynı. Of'u başa almışım sadece. Proud of'un of'unu başa almışım. Bu durumda sadece whom kullanabiliyorum. We are all proud of the worker. Diğer cümle. Hepimiz o işçiyle gurur duyuyormuşuz. Hangi işçiyle? Who has just got a promotion. Ha, henüz terfi alan işçiyle hepimiz gurur duyuyoruz. Şimdi who kullanabilmişim burada. Çünkü başında preposition yok. İnsan niteleniyor. Peki arkasından ne gelmiş? Has. Ha, yardımcı fiil gelmiş. Fiil var yani. Bu durumda whom kullanamıyorum. Ve who'yu cümleden atamıyorum fiil olduğu için. Peki that kullanmama engel bir şey var mı? Bakıyorum virgül var mı? Yok. Başında preposition var mı? Yok. Ha, demek ki that kullanabilirim. Bu durumda burada who ve that kullanabilirim. Worker'ı nitelerken. Çünkü başında preposition yok. Ve whom kullanamama sebebim ne peki? Ardından verb geldiği için whom kullanamıyorum. Who ile that'ı atabiliyor muyum? Hayır. Ardından verb geldiği için who ile that'ı atamıyorum. Ve son cümlemiz. The worker who, whom ya da that we are all proud of has just got a promotion. Burada üçünü de kullanabiliyorum. Neden? Virgül yok. Başında preposition yok. E ardından verb gelmemiş. Video. Virgül yok. Başında preposition yok. Ardından tam cümle gelmiş. Who da olur, whom da olur, that da olur. Peki bunları cümleden atabilir miyim? Tekrar başa dönüyorum, sayıyorum şimdi. Atabilmem için ne gerekiyordu? Virgül var mı? Yok. Virgülün olmaması gerekiyordu. Evet, birincisinden geçtik. İki, başında preposition var mı? Yok. İkinciden de geçtik. Ardından verb gelmiş mi? Hayır. Video. Ha, demek ki bunların hepsini bu cümleden atabiliyorum. The worker we are all proud of has just got a promotion da diyebilirim. Ve hepsinin çevirisi aynı. Ne diyor yani? Hepimizin gurur duyduğu işçi daha yeni terfi aldı. İnşallah faydalı olmuştur. Geldik her dersin sonunda olduğu gibi. Some useful expressions. Günlük hayatta sıkça kullanılan bazı yararlı ifadeler. Birinci ifademiz that's absolutely bang on. Ne demek bu? That's absolutely bang on. Tam üstüne bastın. That's exactly right. Kesinlikle doğru. Tam üstüne bastın. Mesela diyor ki bir tanesi what was your answer? Senin cevabın neydi? Bir matematik problemi düşünün. Senin cevabın neydi? 87, 87 miydi? That's absolutely bang on diyorum ben de cevap olarak. Tam üstüne bastın. Kesinlikle doğru. Word for word. Kelimesi kelimesine demek. Bir şeyi kelimesi kelimesine tekrar etmek. Kelimesi kelimesine uygulamak. Kelimesi kelimesine... Ay Türkçesi tuhaf geldi tekrar söyleyince... bir kurala uymak vesaire olarak kullanılıyor. Mesela örneğimize bakalım. The kid listened to me carefully and repeated everything word for word to her mom. Çocuk beni dikkatle dinledi ve her şeyi, yani ona söylediğim her şeyi, kelimesi kelimesine annesine tekrar etti. The kid listened to me carefully and repeated everything word for word to her mom. Diğer ifademiz a man of sharp wit. A man of sharp wit. A sharp-witted man de diyebilirim. Keskin zekalı adam. Nerede? Kim kaybetmişse biz bulacağız. Derkik öğrencilerimin nefretini kazanacağım böyle konuşa. Şimdi birisi için keskin zekalı derken diyoruz ki he is a man of sharp wit. Hemen arkasından bak relative clause. Who always speaks his mind? Her zaman böyle zekasını konuşturan. Bak speaks his mind. Bir sonraki şeyimiz de o zaten. Aklından geçeni korkmadan söyleyen. Zekasını konuşturan. Keskin zekalı bir adammış bu.
He is a man of sharp wit who always speaks his mind. Bak şimdi burada who yerine that olur mu? Virgül var, olmaz. Who yerine whom olur mu? Ardından verb gelmiş, speaks, olmaz. Who'yu atabilir miyim? Atmamam için iki tane baba engel var. Virgül var, ardından verb gelmiş. Who'yu atamam. Burada sadece who kullanabilirim bu adam için. Ve son ifademiz speak your mind. Aklından geçeni korkmadan söylemek. I'm never afraid to speak my mind. I'm never afraid to speak my mind. Aklımdan geçeni her zaman korkmadan söylerim. Bundan asla çekinmem diyor. Şimdi korkmadan söylemekten korkmam diye çevirince saçma olacak. O yüzden bu cümleyi nasıl çeviririm ben olsam? Ben aklımdan geçeni söylemekten asla çekinmem. Zaten başıma ne geldiyse o yüzden geldi. Geldik bugünün deyimine. Today's idiom. Perish the thought. Allah yazdıysa bu olsun. Perish the thought. Öyle durumlarda kullanılıyor. Aman Allah korusun. Allah yazdıysa bu olsun. Me get married. Perish the thought. Ben mi? Evlenmek mi? Aman Allah yazdıysa bu olsun. Me get married. Perish the thought. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir sonraki derste gene relative clause. Bu sefer which ve that farkını işleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.